Evet, şimdi Müştak Baba sevdalıları için yeni videomu hazırlıyorum. Daha önce Şam şiirini işlemiştik en son. Şam şiirinin 3 beytini incelemiştik. Onu tekrarlayalım kısaca bir. Burada 2042 yılından bahsediliyordu. Elemler var, zorluklar var. 1464-2042 yılında diye söylemiştik. Cumhuriyetin kuruluşu da veriliyordu. Yine birinci satırda, birinci beyitte iki satır olarak yazılmış. Cumhuriyetin kuruluşu o zaman bu Türkiye ile ilgili diye yorum yapmıştık. Daha sonra yine 2042 yılı Suriye ile ilgili olarak bir bilgi verilmişti. Yine zorluklar var. Şimdi ikinci beytinde de 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı veya bu Büyük Millet Meclisi'nin açılışı da olabilir, 1920 de olabilir. İkisi beraber yine bu Türkiye ile ilgili. Ayrıca yine 1342 Hicri tarihi, 1923 miladi tarihi Cumhuriyet'in kuruluşunu vermişti. Yine 1919-1920 yıllarının kuruluş yani o tarihleri vermişti ikinci beytinde. Üçüncü beytinde de tekrar 1919 yılının tarihini vermişti. 1923 Cumhuriyet'in kuruluş tarihini vermişti ve geleceğe dönük bazı tarihler vermişti. Zorlu bir tarih 2037 yılı ve 1600 yılı yani 2174 Mehdi'nin çıkış tarihi olarak bunları yorumlamıştık. Şimdi geçiyoruz. Dördüncü ve beşinci kapanış beyitlerine. Şimdi burada da şöyle bir şey söylüyor. Tulu amal ile gitmez. Elem fikreti merk. Hiç feramuş olamı mühleti eyyam ile yam. Yani kafiyeye uygun olarak götürüyor. Dördüncü beyit bu. Uzun hayaller ile gitmez dertler. Çaresizlik düşüncesi, ölüm düşüncesi. Yani geleceğe dönük uzun yıllar bu ölüm düşüncesi bu şekilde sür git olmaz demek istiyor. Veya çaresizlik düşüncesi çok uzun sürmez demek istiyor. İkinci satır, hiç unutmak olur mu? Yıllar geçse de postacıyı. Yani postacı gelecek bir gün kapıyı çalacak. Ben onu beklemeye devam ederim. Böylece bir umutla bekliyorum şeklinde bir satır yazmış. Şimdi burada biz neyi görüyoruz? Geleceğe dönük olarak 2050 yılının tarihini görüyoruz. Bu beytte Müştak Baba zorlukların kaynağının neresi olduğunu işaret ediyor demişim. Birinci satır zorluk yıllarını gösteriyor. İkinci satırda verdiği iki tarih çok ilginç. O zorlukların kaynağını gösteriyor demişim. Zorluk yılları yani 2050'ye doğru 2050 tarihi var. 1315 Hicri tarihi var. Şimdi bu kaynak olarak bunu alabiliriz. 1315 Hicri tarihi. Burada hesaplamalarını yaptım. Meraklı arkadaşlar buradan bu kağıdın fotoğrafını göndereceğim yine. Takip edebilirler. 1315 aslında çok önemli bir tarih. Hem dünya tarihi açısından hem de bizim bölgemizin tarihi açısından ve ülkemiz açısından aynı zamanda. Burada 1897 yılı bu miladi olarak. Bu tarihte benim birçok kitaplarında anlatmış olduğum İsrail'in kuruluş tarihi bu. İsviçre'de toprağı yokken, hiçbir devlete de bir sahip değilken, hatta 1948'deki İsrail'in devlet olarak ilan edilip kabul edilmesinden 50 sene öncesine geliyor bu. Bu tarih 1897 İsrail'in birinci Siyonist Kongre ile kuruluş tarihidir. Burada bayrağı, devleti, sınırları, her şeyi tespit edildi. Ve bunun üzerine İsrail'in kurucusu olarak kabul edilen Herz, Sultan Abdülhamit'e geldi, görüşmeler yaptı. Bu o bölgeyi istedi ama Sultan Abdülhamit kabul etmedi ve onun üzerine zaten Osmanlı'nın yıkılmasına karar verdiler ve bu yönde faaliyetlerini devam ettirdiler. Şimdi burada biz neyi görüyoruz? Kaynağını gösteriyor bize. Yani 2050'ye kadar veya 2050'den sonra da sürecek olan 2050'de demek ki önemli bir kırılış tarihi hem bizim için hem de bölge için. Demek ki burada bunun kaynağını 1897 olarak veriyor ve bu 1897 yılında önemli bir şey oldu. Buna dikkat edin. Buradan olacak sizin zorluklarınız. Kaynak budur diyor.
Şimdi ikinci olarak, ikinci satırın yine bu çözümlemesinden çıkıyor. 1367 tarihi veriliyor ve burada da 1948 yılı, bu da İsrail'in kuruluş tarihi. Yani İsrail'in topraksız kurulduğu ve ayrıca 50 sene sonra topraklarına sahip olarak kurulduğu ve kuruluşunu ilan ettiği ve dünya ülkelerince kabul edildiği iki tarihi de bize önemli tarihler ve hatta sizin başınıza gelecek zorlukların kaynağı burasıdır diyerek veriyor. Şimdi burada hesaplama ile ilgili not olarak bir şey yapmışım. İsrail'in topraksız olarak kurulduğu 1897 ve 1900 tarihlerini Müştak Baba bu asla unutulmamalı diyerek bizleri uyarıyor diye bir not da düşmüşüm. Yani Şam şiirinde, bu çünkü Şam bölgesi burası. Yani Şam dediğimiz zaman Osmanlılar Şam, Türkiye'nin güney sınırından itibaren Mısır'a kadar olan bölgeyi, deniz sahilleri. Burada Lübnan var, Suriye var, İsrail var, hepsi var bunlar Mısır'a kadar. Hatta Sina'nın bir bölümünü de kapsıyor. O bölgeye Şam diyorlardı. O bölgenin serencamını veriyor bize burada Müştak Baba. Şimdi bütün bunlardan sonra son satıra geliyoruz, kapanış satırına. Aslında 5 beyit olmaz Müştak Baba'nın şiirleri ama burada bu Şam şiirine özel bir şey yapmış. Bir beyit az yapmış, 5 beyit şeklinde. Kapanış beyti de şöyle: Cennet üstünde ya altında da olsa Müştak. Çok acayip bir şey söylüyor. Oldu nirani garip zulmet ahşam ile Şam. Şimdi burada öyle bir şey söylüyor ki, cennet diye bir bölge var. Burası üstünde veya altında. Şimdi o üstündekini, altındakinin neler olduğunu bize buradan tarihlerle buldurmaya çalışacak. Ve o bölgenin cennetken burada alt satırda ifade şöyle: Oldu cehennem gibi kimsesiz, kapkara, en korkunç şekilde Şam diye tarif ediyor. Şimdi bu Şam zaten biliniyor ama bunu bir de bize Ebced hesabıyla ortaya koymuş. Cennet gibi bir yerin nasıl cehenneme döndüğünü ve bunun tarihleri nasıl olacak, bunları anlatmış. Bu, şimdi biz aşağı yukarı Suriye'nin cehenneme döndüğünü biliyoruz ama daha da kötü olacak, öyle görünüyor. Ama bir müddet geçtikten sonra. Şimdi o tarihlerde, yani Müştak Baba'nın yaşadığı tarih günümüzden 200 sene önce, hem Osmanlı toprağı hem de hakikaten cennet gibi bir yer ve bunun bu şekilde olacağını o tarihlerden bize anlatıyor. Biz bile 2011 yılından önce, ben bu şiirlere dayanarak açıklamıştım gerçi ama hani bir sene önce, iki sene önce açıklamıştım. Ama kimse bunun böyle olacağını tahmin edemezdi ve bu şiirlere kimse inanmıyordu zaten. Benim kitaplarımda var. Ama şu anda biz hakikaten bu durumun yaşandığını, belirli bir dozda yaşandığını görüyoruz. Daha da ileri dozları olmasın Allah korusun ama olabilecek gibi görünüyor. Burada da birinci satırda cennet ya üstünde ya altında olsun derken şöyle yapıyoruz. 526 üstünde müştak kelimelerini birleştirerek 1367 Hicri tarihin, 1948 İsrail'in kuruluş tarihini buluyoruz. Burada ne demek istiyor? Üstünde müştak diyor. Neyin üstünde? İşte bu verdiğim tarih nereye işaret ediyorsa onun üstünde. Burada da İsrail'in kuruluş tarihi çıktığı için cennetin yeri İsrail'in üstünde. Haritada da bakarsanız gerçekten görürsünüz İsrail'in üst kısmı. Şimdi altında da olabilir diyor. Birinci satırın diğer çözümü de ya altında müştak dediği zaman da, bak birinci satırdan çok basit. İki tane tarih buluyoruz. Burada da 1342 Türkiye'nin kuruluş tarihini veriyor. Yani 1923'ü veriyor. Buradan da bakıyoruz ya altında diyor. Türkiye'nin de altında hakikaten Suriye. Yani cennet neresiymiş? Suriye'ymiş. O günlerde cennet. Bak 1367 bu ne demek? 1948 yılında. O günlere kadar cennet diyor. 1342-1923 yılında. Yani 1923-1948-1950 yılına kadar burası cennet. Evet, sonra geliyoruz ikinci satıra. Şimdi cehennemini anlatacak. Ve burada da biz neyi buluyoruz? 1610 yılının tarihini buluyoruz. 1610, yani bu miladi tarihle, hicri tarihle 2183 yılına kadar burası cehennem gibi olacak diyor.
Yani öyle bir uzun dönem söylüyor ki bize 1950'den 2183 yılına kadar. Yani nereden baksanız 130 senelik bir dönem. 130 sene. Eğer bu 130 senenin biz daha neresindeyiz? 2011 yılından bugün 2020 yılındayız. Hadi 2010'da başladı bu olaylar diyelim. 10 senesi geçmiş. 130 sene daha 120 sene bu bölgede çok kaynamalar, karma karışık olaylar olacak demektir. Şimdi Suriye bundan sonra tekrar cennet haline gelecek mi? Gelecek. Evet, 2183'ten sonra, yani 2180'li yıllardan sonra diyelim, cennet haline gelecek. Ondan önce de burası cehennem gibi kalır diyor. Ve yerini de tarif ediyor. Bölgeyi de tarif ediyor. Ve burada tarif ederken bize altında ve üstünde diyerek belirlediği ülkeler olarak İsrail ve Türkiye'yi gösterdiği için bu kaynaşmanın, kapışmanın başat aktörleri olarak ve birbirlerine rakip olarak İsrail ve Türkiye'nin biz bir şekilde bu Suriye üzerinde çatışmaya devam edeceğini de anlıyoruz. Ve buradan da anlıyoruz ki hem Türkiye hem İsrail ta 2180'li yıllara kadar bu bölge için birbirleriyle çatışacaklar. Ben bunu daha önceki kitaplarımda Misak-ı Millilerin iç içe geçmesi olarak açıklamıştım. Türkiye'nin Misak-ı Millisi bugün Musul-Kerkük sınırlarını kapsıyor. Bunların bir kısmı Irak içerisinde. Suriye içerisindeki bölgeler de var. İşte Afrin, şu bu falan oralara harekatlar yapıldı. Ama İsrail 1897 yılında devletleri olmadan, toprakları olmadan, bayrakları olmadan kurulduğu zaman belirlemiş olduğu bir Misak-ı Milli var. Bu Misak-ı Milli bugün bizim de Misak-ı Millimiz olan bölgeleri kapsadığı gibi hatta Türkiye'nin bir bölümünü de kapsıyor. Çünkü orada onların çizdikleri sınırlar Türkiye'nin içindeki bir bölümü de kendi Misak-ı Millilerine alıyorlar. Ben şöyle demiştim. Bu iki devletin Misak-ı Millileri iç içe geçmiş durumda ve bunlar ikisi de bu işten vazgeçmeyeceği için Türkiye ile İsrail'in çatışması hatta savaşması bile kaçınılmaz olabilir demiştim ki bu Müştak Baba'nın şiirinde de biz bunu görüyoruz ve bunun hangi tarihlere kadar bu çekişmeyle böyle devam edebileceğini de buradan anlamış oluyoruz ve bize anlatmış oluyor. Tabii bu şiirlerin biraz daha incelediğimiz zaman daha ayrıntıları var. Ama bu ayrıntılar günümüze yakın tarihlerde olduğu için, siyasi olaylarda olduğu için birçok rahatsızlık yaratabilir, fitneye sebep olmayalım diye o kısımlarını affınıza sığınarak söyleyemiyorum. Ama böyle genel hatlarıyla bunları size bildirmiş olayım. Bundan sonra yapacağımız videolarda inşallah timsah şiiri var. O timsah şiiri de çok acayip. Orada daha enteresan tarihler, daha enteresan olaylar var. Hepsi de Türkiye ile ilgili. Hatta ben o timsah şiirine dayanarak Türkiye'nin iç siyasetinin aşağı yukarı 2006'lı yıllardan sonra 2027-2030 yılına kadar nasıl şekilleneceğini oraya bakarak anlatmaya çalışıyorum. Zamanı yaklaştıkça mesela en son bu İstanbul, Ankara, İzmir, Büyükşehir belediyelerinin AK Parti tarafından kaybedilmesi konusunu ve seçimin tekrarlanması konusunu birkaç videoyla o şiirdeki bilgilere dayanarak anlatmaya çalışmıştım. Herkes seçim iptal edilmez derken ben edilecek demiştim. Keşke etmeseler demiştim. Ondan sonra da seçimi AK Parti kazanacak diye söylerlerken kazanamayacak ama AK Parti gücünden bir şey de kaybetmeyecek diye söylemiştim. Ondan sonra da seçimi CHP kazanacak İstanbul'da ama keşke kazanmasaydı. Onun da bu kazanması onun handikapı olacak diye söylemiştim. İşte o günlere geldik şu anda. Şu anda bundan sonraki dönemde de neler olacağını inşallah seçimlere yakın oradaki o timsah şiirine dayanarak söylemeye çalışırım ama daha önceden seçimlerin ben 2022 yılından önce olacağını düşünmüyorum bu önümüzdeki seçimlerin. Ondan önce size o timsah şiirini videolarla yine böyle iki tane ayrı video şeklinde yaparım inşallah. Anlatmaya çalışacağım. Tabii çok fazla detaya derinlemesine girmeden, fazla kimseyi rahatsız etmeden yapmaya çalışıyorum bunları. İnşallah hayırlı, faydalı bir iş yapıyorumdur. Her şey gönlünüzce olsun diyorum.